biletleri satacağız ama nasıl satacağız? Tek tek kapı dolaştı. Komşular bana dediler ki ya olmaz, mümkün değil, satamazsın. Bir deneyeceğim dedim, tevekkül Allah diyeceğim, deneyeceğim. Yurt dışına da yardım yapıyoruz. Mahallede ilgilendiğimiz yetimlerimiz de var. Böyle gözyaşımı tutamadım, arkadaşlar bak dedim. O da bizim gibi doğum yapıyor, çocuğunu göremiyor. Bu katarakta bir şey yapmamız lazım. Ya işte nasıl yapacağız? Yapacağız dedim. İlk bismillah diyeceğiz, başlayacağız. Dul bayanımız var, 8 çocuklu. O gidiyorum, omuzuna bir dokunuyorum, ona yetiyor. O öyle diyor zaten. Abla diyor, sen gel yeter diyor. Bana başka bir şey lazım değil. Eşten, dosttan, aileden, herkesten, çocuklarımdan, torunlarımdan bile istedim ben. Topladım o paraları. O 5-6 yetimimiz arada kalmasın. Bir kere bunun tadını alsalar var ya, samimi söyleyeyim, duramazlar. Hiç duramazlar. En büyük hayalim bir kocaman yetimhane yaptırmak. Kocaman yetimhane yaptırmak. Ben Azize Babacan, 62-63 yaşlarındayım. 2 oğlan, 1 kızım var. 5 tane torunum var. İşte ben böyle yıllarca sizin gibi böyle gençlerle uğraşmayı çok sevdim. Çok istiyordum. Allah'ım ya Rabbim diyordum. Bu ömrümün sonuna kadar senin rızana uygun çalışmayı bana nasip et diye önce bu dua yapıyordum. Çok çok istiyordum Allah'tan. Rabbim bana nasip etti. 85 senesinde İstanbul'a taşındık. Biz de kendi çapımızda ufak bir dernek açtık. Derneğin ismini ne koyduk biliyor musunuz? Gurabayı Müslüm diye böyle şey koyduk. Çünkü çocuklar doğudan geliyorlar. Kimsesiz. Çok böyle gariban çocuklara biz burs ayarlamaya çalışıyorduk. Ondan sonra İstanbul Üniversitesi'nde okuyan, hukuk bölümünde okuyan bir genç geldi. Teyze dedi, çok güzel ama dedi, şu derneğin ismini değiştirsek. Niye oğlum? Ya biz kendimizi garip hissediyoruz dediler. Biz de o zaman değiştirdik. Gönüller diye böyle bir isim koyduk yani. Gönüller Derneği. Öyle koyduk. Allah rızası için kim gelmek isterse gelsin diye, çalışsın diye. Yani 95-96 yıllarıydı. 85 öğrencimiz vardı. Güneydoğu'da gelen, doğuda gelen öğrencileri. Biz burs ayarlıyorduk. Bursu nasıl vereceğiz? Hepimiz böyle orta halli vatandaşlar, para yok, bir şey yok. Taksiye verecek paramız bile yoktu. Biz kermes yapıyorduk. Fatih Çarşamba'yı bilir misin? Bilmiyorum delikanlı. Fatih Çarşamba pazarında kermes yapıyorduk haftada bir. Gıdaları taşırdı kucağımızda. İşte ben Fındıkzade'de oturuyordum, Fatih Fındıkzade'de. Kucağımızda taşır, o erzakları götürür, Fatih pazarda satış yapardık. Çocukların bursunu öyle öyle çıkarıyorduk. Kaç sene öyle gitti. Ondan sonra o kurum da bitti. Tabii yapamadık maalesef. Böyle büyük bir kurum arkamızda lazım. Biz hayal ediyoruz. Birileriyle çalışmak istiyoruz ama tabii ki yalnız yapamıyoruz. Maddi imkanlarımız iyi değil. Bir baktım şey, bir gün arkadaşım beni aradı, ya dedi, sen haber var mı Azize dedi. Hayırdır. Ya İHA diye bir kurum açılmış dedi. Fatih'te dedi. Yo haberim yok dedi ama hemen gidip tanışalım o zaman dedi. İHA ile tanışmaya gidiyoruz. Yılı unuttum yani, hangi yıldı tam bilmiyorum da yani 20 küsur sene önce. Gittik tanıştık. Beyler orada çalışıyor maalesef. Hanımlar yok. Hanımlar yok diye o zaman ne yapacağız, ne edeceğiz? Sabredeceğiz dedik. Birkaç sene sonra hanımlar almaya başladı. Hanımlar gelince biz de hemen girdik arasına. Şöyle düşündüm. Dedim ki bu beden, Allah bu sağlığı vermiş, imkanı vermiş. Bunu Allah rızası için bir şeyler yapmam lazım. Sürekli öyle düşünüyordum ben. Tabii ki evde iki çocuğum var, eş var. Bunların haricinde bir şeyler yapmam lazım. Ortağım çok güzel, çok samimi, arkadaşlarım. Sonra benim eski de o kurumda çalışan bir arkadaşım da oradaydı. Birlikte çalıştık biz onunla. İHA'da başladım. Ne yapabiliriz, ne yapmayız? Sonra bir gün bir hatırlamıyorum tabii kaç sene, 20 küsur sene önceydi. Bir video izledik biz vakıfta, İHA'da. Yetimleri gösterdi. Sayısızca çok yetim vardı gerçekten. Sahiplenmesek işte başkası sahipleniyor maalesef. Kim sahipleniyor? Ya Yahudi, ya Hristiyan, ya birileri o çocuklara sahipleniyor. Ben eve döndüm. Kendi kendime dedim ki ya Rabbim ben senden bunu istiyorum. Son nefesime kadar senin rızan için bu yetimlerle ilgili bir şeyler yapmak istiyorum diye kendi kendime dua ettim. Allah bana nasip etti. Kuruma başladık. Gönüllü çalışmaya başladım. Tabii ki orada çok projeler var. Katarak var, işte keçi projesi var, yetimhane yapılıyor. Çok projeler var orada. Allah razı olsun grup grup böyle şey yapmaya başladık. Ama benim gönlüm yetimlerden yanaydı. Çünkü o videolar, o şeyler, slide gösterdiler vakıfta. O beni çok etkiledi. İşte bir atıyorum, Bangladeş'teydi galiba. Bir yetimhane gösterdiler. Bir ranzayı kurmuşlar. O ranzanın içinde 3-4 çocuk yatıyordu. O beni çok etkiledi. Hemen o günden beri geldim. Komşularıma söyledim. Dedim ki ya böyle böyle bir projeye girmemiz lazım. Hayırdır dediler. İşte böyle böyle yetimhane yapılıyor. O yetimhaneye hemen girmemiz lazım. Ya işte nedir? Ben bu kuruma güveniyorum dedim. İsterseniz siz de götüreyim, tanıştırayım. Gönüllü girmek isterseniz gönüllü girin. Yok istemiyorsanız da girmeyin.
edebilirsiniz ama dışarıda bu yetimlere sahip çıkmamız lazım. Allah bizden soracak. İkna ettim komşuları. Bangladeş'teki yetimhanede bir iki odamızı yaptık elhamdülillah. İçini. Sadece biz içini döşettik işte arkadaşlarla. Ondan sonra başladı. Baktım böyle olmayacak dedim. Yetim sponsorunu almam lazım. Önce bir kendi gücümle aldım bir iki tane. Ondan sonra komşular baktım. Bayağı sitenin içinde kalabalığız ya dedim. Bize çok ayıp, yazık yani. Biz böyle bir araya gelmemiz lazım. 5-6 tane yetimimiz olması lazım dedim. Ya ne yapıyorsun Azize abla? Olacak gibi değil. Nasıl olacak? Nasıl? Olacak dedim. Yapacağız. Bismillah deyip başlayacağız. Şimdi komşular tabii ki Allah razı olsun. Komşularımda da çok çok memnunum. Allah onlardan da razı olsun. Onlar da tabii yardım etmezler. Tek başına mümkün değil, yapamazsın. Nasıl yapacağız? Nasıl edeceğiz? Dedim bismillah diyeceğiz. Bir kahvaltı başlayacağız. Kahvaltıyı nasıl yapacağız? İşte sırayla evlerde yapacağız ayda bir. Bir komşu gönüllü oldu sağ olsun. Allah razı olsun. O tamam dedi. Abla dedi benim evimde yapabiliriz dedi. İlk kahvaltımızı öyle başladık ve biletlerimizi aldık. Benim oturduğum site 600 küsur dairelik bir siteydi. Şimdi biletleri satacağız ama nasıl satacağız? Kimseyi tanımıyoruz. Yeni taşınmışım ben oraya. Tek tek kapı dolaştı. Şimdi komşular bana dediler ki ya olmaz, mümkün değil, satamazsın. Bir deneyeceğim dedim. Tevekkül Allah diyeceğim. Deneyeceğim. Kalktım, aldım elime biletlerimi. İşte İHA aracılığıyla yetimlerin yararına kahvaltımız var. İnanır mısın? 2 yetimden başlamıştık biz. O sene 2 yetimle devam ettik. Ertesi sene 4 yetime çıktı. Sponsorlar hariç. Oraya işte çağırdım. Bir arkadaşları çağırdım konuşmacı olarak. Vakıftaki arkadaşlar geldiler konuşmacı olarak. İşte slaytlar gösterdik yetimlerle ilgili. Ama benim böyle derdim yetimhane veya da yetim sponsorluğu. Ondan sonra öyle öyle işte 10-15 sene oldu. Kahvaltılarımız devam etti. Ve şu anda 3-4 tane Suriyeli çocuğumuz var elhamdülillah. 2 tane Habeşistanlı çocuğumuz var. 1 tane Filistinli çocuğumuz var çok şükür. Ondan sonra işte keçi projemiz oldu. Birkaç aile hep keçilerimiz var. Su kuyumuz var. İşte ufak kermesler sitenin içi olsun veyahut da çarşamba pazarı olsun. Gidip gene kermes yapıyorduk günübirlik. Gıda kermesi. Onlarla da Kemerpark evleri olarak 3 tane su kuyusu yaptık. Birkaç tane de böyle gittiğim yerlerde ben kendime bunları dert edinmiştim. Katarak gördüm. İşte gözü görmeyen bayanları gördüm. Çok beni etkiledi. Bir bayan doğum yapıyor. Çocuğunu görmüyor. O beni çok çok etkiledi. Böyle gözyaşımı tutamadım. Arkadaşlar bak dedim. O da bizim gibi. Doğum yapıyor. Çocuğunu göremiyor. Bu katarakta bir şey yapmamız lazım. Ya işte nasıl yapacağız? Yapacağız dedim. İlk bismillah diyeceğiz. Başlayacağız. Gittiğim yerde herkes de artık böyle millet ben selam veriyordum. Benden kaçarlardı. O kadar. Ama Allah razı olsun seviyorlardı ama. Ben söylediğim zaman itiraz etmiyorlardı. Birkaç tane de katarak ameliyatı yaptırdık. Şükür. Dert edineceksin. Yapacağım dediğin zaman, bu işi yapmam lazım dediğin zaman dert edinirsen iş oluyor. Kahvaltılarda hiç umudum yoktu o kadar çıkacak. Ama her sefer yetimlerim çıkıyordu. Ekstra da bir tane daha yetim sponsorluğunu alıyordu. Şimdi bu sene inşallah gene yapacağım. Önümüzdeki hafta gene yapacağız. Bu pandemiden dolayı bir ara verdik. 2 sene yapamadık ama yetimler devam etti. Yetimler sponsorunu asla bıraktırmadım. Eşten, dosttan, aileden, herkesten, çocuklarımdan, torunlarımdan bile istedim ben. Topladım o paraları. O 5-6 yetimimiz arada kalmasın. Onları öyle devam ettirdik. İnşallah ki tabii bu Allah'ın izniyle oluyor da. Ama gayret etmek de lazım. Çaba göstereceksin. Bir de şunu hiç unutmamak lazım. Ben herkese bunu söylüyorum. Çocuklarıma dahi söylüyorum. Ben kendime de söylüyorum. Yaptığım şeyi sadece Allah rızası için. Ya kurum şöyle dedi, işte şu böyle dedi. Asla değil. Allah rızası için yapacağım. Hiçbir beklentim yok. Allah'tan beklentim olacak inşallah. Öyle olunca da Allah bereketini veriyor. Ben bunu denedim. 20 küsür senedir. İşte evin içinde eşim önce birazcık şey yaptı. Ya böyle de olmaz işte çocuklar ihmal ediliyor işte. Hatta beni biraz ihmal ediyorsun. Dedim ki ya etmemeye gayret edeceğim ama bunu da yapmam lazım. Öbür tarafta hesap verecek. Tabii ki haklısın. Yani sizi de ihmal etmemek lazım. Yani evi, eşi, çocukları onlar da yapıyorsun. Ama bir bayan isterse onu da yapar, onu da yap. Buna inanıyorum. Ve yıllardır yaptık hamdolsun. Benim arkadaşlarım da öyle. İşte Kemerpark'ta çok sevdiğim sağ kolum Huriye Akoyun var. Şimdi ben okuma yazmam çok yok. Delikanlı. Ben ortaokulda terk. İşte WhatsApp telefon kullanmıyordum önce. WhatsApp'ım yoktu. İşte Huriye şunu at, şuraya şunu şöyle yap. Böyle idare ederdim. Küçük oğluma oğlum bana bilet işte çıkartacaksın, şöyle yapacaksın. Böyle idare ediyordum. Çünkü ben kendim önce kullan, daha sonra öğrendim ama öğreniliyor diye gerçekten. Sonra baktım ki olmayacak. Kendi işimi kendim yapayım dedim. Onu da öğrendim. Tuşlu telefonu attım. Normal telefonu aldım. Onu da öğrendim. Şimdi onu da yapıyorum elhamdülillah. Yani şunu demek istiyorum. Özellikle gençlere şunu tavsiye ediyorum. Gerçekten böyle kafalarını, bedenlerini bu tür şeylere yorsunlar. Dert edinsinler, yapsınlar.
Bu kahvaltılar delikanlı bu sene 16. sene olacak. Şimdi bu yıllık oluyor. Çünkü bizim 4 tane yetimimiz var. Senede bir peşin yatırıyoruz. Bunu yılda bir yapıyorum. Ayda bir kahvaltıyı da evlerde yapıyoruz. Ayda bir de ayrıyeten. Şimdi başka bireysel olarak ilgilendiğim aileler de var. Benimle ve komşularım, tek benim değil, arkadaşlarla. İşte Suriyeli aileler var. İşte başka bir iki aile var. Batmanlı bir yetimlerim var. İHA'da önce destekliyordu. Ben onları devam ettirmeye çalıştım. Devam ediyoruz hamdolsun. Ha, yurt dışına da yardım yapıyoruz. Kurumlar aracılığıyla ta dünyanın öbür ucuna da gidiyor. Arakan'a gidiyor, Afrika'ya gidiyor, elhamdülillah Filistin'e gidiyor. Böyle yetimlerimiz de var, Suriye'ye gidiyor. Kurum dışında da mahallede ilgilendiğimiz yetimlerimiz de var. Bizim kendi etrafımızda olan garibanlara da yardım ediyoruz. Tabii ben yalnız yapmıyorum bunu. Arkadaşlarla beraber, komşularla beraber yapıyoruz. Böyle devam edecek inşallah. Bu hafta onun bizim civardaki tanıdıklarımız, garibanlar için kahvaltı yapacağız inşallah. Komşunun evinde yapacağız. Ama o kurum dışı. Yani bizim ayrıyeten mahallede ilgilendiğimiz garibanlar da onlara ait. İşte topluyoruz kendi aramızda. Ondan sonra dağıtıyoruz. Bu binaya 5-6 aydır taşındık. Yeni geldik. İşte komşularla tanışmaya başladım yavaş yavaş. Tanışacağız inşallah. Onlarla da güzel şeyler yapmayı hedefliyorum. Bir sonraki kahvaltıya yavaş yavaş biletlerimi onlara da satmaya başlayacağım. Kapı kapı dolaşacağım. Hem tanışmış olacağız hem de ne bileyim ben şöyle düşünüyorum. Hayra vesile olmak güzel bir şey. Başkası bana vesile oldu. Bir arkadaşım. Allah razı olsun ondan. Mekanı cennet olsun inşallah öyle diyeyim. O bana vesile oldu. Böyle hayır şeylere o arkadaşım. Ben de başkalarına hayra vesile olmak istiyorum. Bu komşularla da yeni yeni daha tanışacağım, muhabbet edeceğiz. Ondan sonra yavaş yavaş onları da alıştıracağım. Geçen birisiyle böyle ayaküstü muhabbet ettik. Ümraniye temsilciliğini tavsiye ettim. Orada kermes olduğunu tavsiye ettim. Bilmiyormuş. Tabii ki o da hiç vakfı biliyor, İHA'yı biliyor ama buranın temsilciliğini bilmiyormuş. Memnun oldu kadın. İlk yaptığım kermesi hiç unutmuyorum. Yanımda sadece bir arkadaş vardı. Ne yapsa yapacağız, nasıl edeceğiz? Ben yeni bir araba Allah bana nasip etmiş. O zamana kadar yok araba. Yeni bir araba bana nasip etmiş ama arabam küçük. Ne sığdıracağım, ne yapsa yapacağım ve yardımcım da yok. Tek başıma ya ben bunu hiç unutmuyorum gerçekten. Yiyecekleri böyle paketledim. Borcamlar, tencereler, bilmem neler. Eşim Allah razı olsun yardımcı oluyor. Gerçekten çok çok. Oğullarım da hep yardım ettiler. Tabii onlar herkes evinde olduğu için ben yalnızdım. O gün hiç unutmuyorum. Yalnızım ne yapacağım? Kermesi saat 9. Bu mamaların yiyeceklerinin gitmesi lazım satabilelim diye. Ben bir tencerede indiriyorum, şey yapıyorum ama asansör tam otoparka iniyor ama tam arabanın hizasına gitmiyor. Bir sürü şeyler var tabii. Komşular da toplamışım. Kendimki bir iki çeşit yapmışım. Komşulardan toplamışım. Bir sürü yiyeceklerim var. Çekiştiriyorum kimi asansöre koyuyorum. O kadar yorulmuşum ki nasıl ter sırtımda akıyor ama bunları götürmem lazım. Orada bir sizden biraz büyük bir komşu bey ben tanımıyordum. Beni izliyormuş tamam mı? Geldi teyzeciğim hayırdır dedi. Adamcağız zannetmiş ki durum çok kötü. Bunları bir an önce götürüp satmam lazım. Eve bir yiyecek bir şeyler almam lazım yani. Ben o kan ter içinde görüyor ve bir de acele acele çekiyorum. Kimini çekemiyorum. Gücüm yetmiyor. Ve beni izlemiş. İzledikten sonra geldi bana yardım etti. Bana acımış. Bana acımış. Ve geldi yardım etti. Onları koydu arabaya. Teyzeciğim hayırdır dedi. Nerede oturuyorsun dedi. Dedim 13. kattayım dedim. İşte komşuyuz dedim. Ya bizim dedim hayır işimiz var da dedim Kerem. Ha öyle mi dedi şimdi. Ben onu hiç unutmuyorum gerçekten. Ama o çocuğum bana yardım etti ve elhamdülillah erzaklarımı götürdüm kendime. Yetiştirdim. Bir arada ben yine bir erzak dağıtacaktım. Benim arabam bozuldu. Lastik patladı. Hiç de bilmem nasıl yapacağım, nasıl edeceğim. Ondan sonra işte yolun kenarına çektim. Sizin gibi gençler Allah razı olsun geldiler anında ve arabanın arkasında dolu dolu koliler vardı. Vakıfta arada koliler alıp dağıtıyorduk biz. Bu söylediğim 10 yıl önceydi. Kolileri tek tek çocuklar çıkarttılar. Lastiklerimi yaptılar. Ondan sonra beni gönder. Ben bunu birkaç kere gördüm hakikaten. Var toplumumuzda elhamdülillah. Zaten tek başına hiçbir şey yapamazsın. Yardımcı olması, komşu yardımcı olması arkadaş yardımcısını yapamazsın ki tek başına mümkün değil. Elhamdülillah var. Keçi projesi, Afrika'da keçi projesi var. İHA'nın o zaman işte ne kadar para diye söyledik. Vakıfta bize bu kadar para dediler. Her aileye 3 keçi alınması gerekiyordu. Biz elhamdülillah 3-4 aileye aldık. Onu da hiç kahvaltısız, şeysiz. Allah razı olsun bizim insanlarımız çok iyi. Ben dedim böyle bir proje var. İHA'da broşürleri aldım yanıma. Gittim ortamlara, gittim arkadaşlara, akrabalara, kim olursa olsun. Gittim yerlere, gösterdim. Bakın işte arkadaşlar, Afrika'da arkadaşlarımız açlıkla mücadele ediyor. Keçi projesi var vakfın. Yardımcı olmak isterseniz aramızda toplayalım, keçi projesine girelim. Hepsi tamam dedi, itiraz etmediler. Herkes katıldı. Biz yani
o zaman ben işte bir aileye bir 3 keçi alırsak çok çok iyi olur diyordum. Bir baktım 3 aileye almışız. Hamdolsun. Çünkü Afrika'daki insanlar aç, susuz, hiçbir şey yok. Sen burada biraz kıyıdaki işte bir para topluyorsun, keçi onlara gönderiyorsun. O bir aile o keçilerle geçimini sağlıyor. Açlıktan ölmüyorlar ya. Yani. Yani geçim de bu, açlıktan ölmüyorlar. Yoksa gerçekten oralar çok kötü, açlıkta ölen insanlar var. Biz de böyle toplayınca bayağı yapacağız inşallah. Devam edecek, bu keçi projesi devam edecek inşallah. Bir de katarak, ben derdim bir de o. Tekrar inşallah bu pandemiden sonra başlayacağız. Yine devam edeceğiz inşallah. Gittiğim yerde topluyorum, gittiğim yerde söylüyorum. Kardeşimden alıyorum, çocuklarımdan alıyorum, komşudan alıyorum. Bak böyle bir şey, tabii ki şöyle bir de zorlama yok. Biliyorsunuz hayır işi gönül işidir. Söylüyorum işte kardeşlerimiz orada açlıktan ölüyorken biz burada böyle saltanat içinde yaşıyoruz diyorum, bunları anlatıyorum. İşte keçi projesini öyle anlat. Bir keçi sen alıyorsun, aileyi kurtarıyorsun diyorum. E nasıl inanacağız dediler. Dedim size videolar gelecek, şeyler gelecek, isterseniz şey yapalım diye. Ondan sonra vakfı tanıdılar. 15-16 senedir vakfı tanıdıktan sonra artık bir şey istediğim zaman hiç tereddütsüz veriyorlar. Ben Bosna'yı gördüm, yetimlere gittik. Tabii yetim günlerine gittik, yetimleri gördüm. Ben o şeyi yaşadım. Yani şu anda İşte çocuklarıma da söylüyorum, gelinlerime de söylüyorum. Böyle bir şeyler yapın kızım diyorum. Oğlum yapın. Bu bize kalacak. Başka bir şey kalmıyor. O yüzden yapacağım inşallah. Ömrümün sonuna kadar, gücümün yettiği kadarıyla yapacağım inşallah. Ve yaptıracağım da. En büyük hayalim bir kocaman yetimhane yaptırmak. Kocaman yetimhane yaptırmak. İçini dışını hepsini ama. İnşallah Rabbim bir gün bakarsa nasip eder. Hatta böyle bir anım vardı. Arkadaşlarla bir araya geldik. Bir yetimhane yaptıralım dedik. Şimdi biz bilmiyoruz tabii fiyatlar ne alemde. Şöyle bir cesur sanki bir iki kermesle bir iki kahvaltıyla yetimhane yapacağız bile. Bir araya geldik. Böyle bir cesaretlendik. Yetimhane yaptıracağız. Sonra gittim vakfa. Ya dedim böyle böyle. Abla dedi sen dedi biraz düş dedi. Sen yetim sponsorluğunu yap yeter şu anda dedi. Sonra baktık hakikaten çok tabii ya. Ama şöyle diyorum. Yine de Allah dilerse olur, neden olmasın. Biz gayret edeceğiz gene de. Biriktireceğiz. Bakarsın bir şey yaptırabiliriz yani yetimhane. İşte benim derdim yetimlerle. İnşallah uğraşacağım ömrümün sonuna kadar. Bir de şunu hiç unutmuyorum. O üniversiteli genç delikanlı geldi yanımıza. Ben dedi okulu bitireceğim dedi. Çocuğa burs veriyorduk. O da tıpta okuyordu. Ben okulu bitireceğim. Şimdi ülkesini unuttum. Habeşistan'dı galiba. Biliyorsunuz vakfın böyle çok yabancı öğrencileri var. Zannedersem o da Habeşistanlıydı. Ablalar sizi hiç unutmayacağım. Okulumu bitireceğim ama memleketime gitmek istiyorum. Bu beni çok etkiledi. İşte biz Türkçe'de tabii çat pat öğrenmiş çocuk işte okuyordu. Ben ülkemde doktorluk yapmak istiyorum. Ama sizleri hiç unutmayacağım. Biz dedik oğlum bize dua ettin mi yeter. İnşallah sen faydalı ol ümmetine, ülkene. Bu böyle şeyler de yaşadık biz. Çok şeyler yaşadık. Tabii şimdi unutmuşum. Ama önemli olan gerçekten Allah rızası için bir şeyler yapmak. Eğer yapmak istediğin zaman önün açılıyor. Bol bol yapıyorsun. Şimdi ben düşünüyorum. İşim geçen bir mesaj geldi. Bu Bangladeş'teki yetimhaneyle ilgili. Bir odası mı ne eksik kalmış işte. Arkadaşım bana mesaj yazıyor. Abla diyor bunu tamamlayabilir miyiz? İnşallah tamamlarım dedim. Tabii biraz şu şey oldu. Ben taşınmam buraya birazcık şey oldu. Beni engelledi ama gene de engel değil. Gene yapacağım inşallah. Şimdi diyorum tamam şu kahvaltımızı bitirelim. Ondan sonra bir iki daha kahvaltı yapsak, bir kermes yaparsak inşallah. Onu da halledeceğiz inşallah. Böyle düşünüyorum. İyilik birisinin derdiyle dertleşmek, bir garibanı okşamak, sadece yardım etmek de değil biliyor musunuz? Sadece gıda götürmek değil, onun derdini dinlemek. Ben öyle biliyorum, ben öyle düşünüyorum. İşte Batman'la biraz önce bahsettim ya, dul bayanımız var 8 çocuklu. Çocuklar küçükken İHA çok yardım etti sağ olsun, ben onu halen bırakmıyorum. O gidiyorum uzuna bir dokunuyorum, ona yetiyor. O öyle diyor zaten, abla diyor sen gel yeter diyor, bana başka bir şey lazım değil. Hiçbir şey istemiyorum sen ama sen gel. Suriyeli 2 aile var, o da dul ve yetimler var. Onlar da benim mahallede ilgilendiğim, kurum dışında ilgilendiğim. O kadın, abla ne olursun arada bana gel diyor. Bir şey getirme diyor. Bak gel ama. Şunu anladım ben. Hakikaten iyilik sadece işte bir kuli götüreyim, bir şey götüreyim değil. Onunla olmuyor. Derdiyle dertlenmek, onu dinlemek, onunla ilgilenmek. Ben bunu biliyorum. Bunu da yapacağım inşallah. Vakıfta, slaytta gördüğüm yetimlerin 4-5 tane çocuğun böyle bir ranzada yatmasına çok üzüldüm. Bir de yetimhanenin içinde yırtık mırtık kilimleri gördüm. Zannedersin yetimhane, ya ben unutuyorum, Bangladeş'ti galiba. Bangladeş'te bir yetimhane yapılmıştı. O yırtık pırtık kilimleri, o çocukların üstüne yatışını, ben onu çok üzülmüştüm. Çok. Böyle eve gittim, samimi söylüyorum, böyle uyuyamadım. Vicdan azabı duydum. Biz bu kadar rahatlık içinde, bu kadar nimet içinde, Allah bu hesabı bize sorar. Bu çocukların yaşadığını, bu ailelerin yaşadığını Allah bize sorar. Ben bu tür şeylere çok üzülüyorum. Halen de görsem gene üzülüyorum. O yüzden elimden ne gelirse yapmaya çalışıyorum.
Benim küçük oğlan biraz geç evlendi. İşte 30-31 yaşındaydı. Ben çok üzülüyordum. Dert ediniyordum. Bu çocuk evde kaldı diye. Çok üzülüyordum. Bir gün yine bir dul bayana gittim. Suriyeli bir aileydi. Çocuklara ben gerçekten çantamda bir açtım. Birkaç tane gofret var. Çocuklara gofret verdim. Annesine de söyleme sahip çok az bir harçlık vardı. Onu verdim. Çıktım. Ama kadın beni tuttu. Dedi ki ne muradın varsa dedi Rabbim tez zamanda sana versin dedi. Çocuklar açtılar ellerine. Teyze dedi Allah senin ne muradın varsa tez zamanda. Bak böyle. Samim bak bunu da unutmuyorum. Tez zamanda versin. Çok samimi söylüyorum. Ben Allah'ın izniyle tabii ki 4-5 ay sonra oğlum nişanlandı. Bunu o yetimlerin ve o dul bayanın duasına şey yaptım. Çok yetim duası. Ben bunu çocuklarıma vasiyet ediyorum. Özellikle öksüz, yetim ve misafir, yaşlı duası alın diyor. Bu duaları alın. Ben inşallah alıyorum. Öyle umut ediyorum ki aldığımı da biliyorum. Ben bunu yaşadım gerçekten. Gördüm elhamdülillah. Yetimlerin duasını almak lazım. Öksüzlerin, garibanın daha doğrusu. Garibanın duasını alacaksın. Yani ben atıyorum işte bir gidiyorum birisine şöyle bir yetim böyle şöyle bir başını bir okşadığım zaman çok mutlu oluyorum. Öyle bir bakış bana baktığı zaman çok mutlu oluyorum. Hiçbir şey vermesem bile. Bir kere bunun tadını alsalar var ya samimi söylüyorum duramazlar. Hiç duramazlar. Bak ben buraya geldikten sonra birazcık şöyle işte bir mesafe koymak zorunda kaldım. Çünkü yani sık sık geçik benim için çok eziyet. Artık tabii yaşta geçince bir de yoruyor beni trafik ama o insanlara o dokunuşu, o bakışı, o konuşmayı ben özlüyorum. Ben gitmek istiyorum yapma. Yani insanlar bunu bir denesinler samimi. Samimi söylüyorum bırakamazlar. Gerçekten bırakamazlar. İşte kadın birisi beni arıyor. Geçen aradı mesela. Abla diyor ben sana nasıl dua ettim diyor. Ben unutmuşum bile. Telefonu kaldım. Abla ben sana nasıl dua ettim? Ne olmuş? Bir komşudan erzak almışım buna vermişim. Yani bunu yapmışım. Ben unutmuşum bile. Herkese bu mutluluğun peşinde koşmayı tavsiye ederim. Gerçekten çok güzel duygu. Anlatamam yani. Yaşasınlar ondan sonra görürler. Ve bırakmazlar inşallah. Bitirelim mi? Namazımız gecikiyor ama sen bilirsin. Şimdi tabii namaz gecikince ben diken üzerindeyim. Ay şimdi bu kaydı almadınız değil mi? Sen aldın mı oğlum? Ha?